Anlamadım. Gene ne isterler valide bunlar? Sağlığını devletli ol. Kullarım Hüsrev Paşa'nın katli yüzünden birkaç kişinin kellesini diler sultanım. Tez bana lavamı çağırın. Devletli oğul. Olanlar nedir Lala? Ben de yeni öğrendim sultanım. Haberin yok ha Lala? Demek yeni öğrendin. Kimler istemezmiş? Taşla divanına çıkıp öğrenmek gerek sultanım. Pekala. Taşla divanına çıkıp öğrenelim. Sultan Murat Han. Abdest alın da çıkın sultanım. Adınız nedir? Defter ettiğiniz 17 kişiyi ve illa hafız başıyı isteriz. İsteriz! Vermezsem ne ola? Elbette verirsiniz. Fareleriz. Çün cevaba kulak tutmaz ve kabili hitap değilsiniz. Niçin beni taşla divanına davet eylediniz? Siz bilirsiniz devletli. Taşla divanına çıktınız, biz de derdimiz söyleşiriz. Yoksa ulu devam eder. İstemedim! Padişahım, hafız gibi bir kulun yoluna feda olsun, gam çekme. Yalnız senden niyazım şudur ki sen beni katletmeyesin. Kovu zalimler şehit etsin. Kulunuzu Üsküdar'a defnetsinler. Yerlerinize dönün. Her arzunuz olacaktır. Ya haktan korkmaz. Peygamberden utanmaz. Şeriat ve padişaha itaat etmez. Zalimler. (Gülüyor)
bakalım benim atım, yürü bakalım. De, 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 hadi bakalım, yürü. Yürü, de. Rüstem Bey gelse de oğlumu görse, tam ona layık bir evlat. Gösterişli, vuran, kıran bir huya sahip. Hadi bakalım. Babası gibi vurucu bir adam olmasın da okusun bir defa görelim. Büyük adam olsun. Neden yenge? Abimin vuruculuğu pek hoşuna gitmedi galiba. Ama her Türk vurmasını öğrenmeli evvela. Okumasın ha. Cahil bir adamın kazancı ne olabilir? Sonunda akıllı bir adama esir olmak. Ne demişler? Cahil bir dostun olacağına okumuş bin tane düşmanın olsun. Öyle okumalı ama evvela her Türk vurmasını, kırmasını, düşmana karşı koymasını öğrenmeli. Rüstem Bey serhatlerde kahramanca dövüşüyor. Biz burada onun hasretini çekiyoruz. Hayrola? Ne istersiniz? Beyimizin emri. Aracımızı almaya geldik. Burası bey kapısıdır. Kandı Bey'den bahsedersiniz. Ahmet Bey'in emri. 4. Murat Han tarafından bey tayin edildi ve herkesten kayıtsız şartsız haraç vergisini istiyor. Benden beyinize selam söyleyin. Bizde ona haraç verecek göz yok. Hem sonra beylik bileğin kuvvetiyle alınır. Öyle gerdan kırıp bele emeğiyle değil. Ha. Ne duruyorsunuz yakın konağa? Ahmet Bey'in emri. Yenge! Yenge! Çocuklarını alın ve gidin. Yeni bey tayin edilmiş. Rüstem Bey ne ola? Umurunda mı sarayın? Sen hudutlarda ömrünü tüket, kelleni koltuğuna al, sonra rüşveti bol veren gelsin, bey olsun. Haddlerini bildireceğim. Olmaz beyim, yalnız komam seni. Tek başına ne yaparsın? Öksüz koma bizi. Sensiz dünya haram bana. Verelim haraçlarını. Sen gam çekme kadınım. Ama şerefsiz ve hürriyetsiz yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Kader bu gelinim. Vuruşmak için yaratılmışlar. Ne yapalım? Yenge, karın ve çocuklar sana emanet. Bak, Kamberoğlu. Baban nasıl seni bize emanet edip kahramanca öldüyse Osman da sana emanet. Yenge, evde kalman. Bu haydutlar size fenalık ederler. Gizli yoldan hemen kaçın. Bak Rüstem oğlu. Büyüyünce baban gibi bir bahadır olasın. Şayet bana bir şey olur da dönemezsem koma benim hakkımı bu haydutlara. Yakın kapıyı! Yakın be kovan, yakın hepsini! Alın be! Beyim, beyim, gitme, beni yalnız koma beyim.
Tez vurun kellesini! Ne oldu aslanım? Birden sinirlendim. Ana görmez misin Nola? Canıma kaçtı derler. Başımı almak isterler. Yaşamak mı bu? Senelerce, günlerce ölüm korkusuyla yaşa. Kemendin soğuk temasını boynunda hisset. Söyle, yaşamak mı bu ana? Bu millete lazımsın, kendini telef etme. Hangi lüzumdan bahsedersin ana? Ben devletin sultanıyım. Fakat daha Topkapı Sarayı'nın dışını bilmiyorum. Faydam ne ola? Kimin derdini bilem? Etrafımdaki bir sürü dalkavuğun lafına mı uyan? Koskoca toprakların imparatoruyum. Fakat her an ölüm tehlikesiyle yaşıyorum. Olmaz. Ben onların derdini kendim öğreneceğim. Anladın mı ana? Yenge, kimler kıydı sana? Haydar amcamın hediyesi. Koma hakkımı Rüstem oğlu. Komam bunu yanlarına. Burak Ali, Yağız Memi, Ak Ahmet, Daydayoğlu, Dumdum Mehmet, Kamberoğlu Memiş. Durman, yakınsın Ahmet Bey! Rüstemoğlu! Şaşırdın kaldın galiba, Yakup bizi iyi tanır. Hadi Kamberoğlu, Yakup Bey benim, diğerleri senin. Artık memleketim silah edilmedikçe veya sefere gitmedikçe Rüstemoğlu olmayacağım. Gidiyorum İstanbul'a ana. Okuyup veli olacağım veya bir bezirgan. Duyarsan oğlunun dövüştüğünü sütünü helal etme ana. Şimdilik hakkını helal et. Ya ben yalan mı söylerim?
kan da verdiğim akçeler. Evlat şimdi kesene koydun. Gerisini de alıp eve et ekmek götüreceğim. Etme bu zulmü. Buzlu buzlu. Buyurun. Allah rızası için. Kardeş, Bedestene yol nereden gider? Garip bir Türk çocuğuyum. Sola sap civanım. Tekrar sağa sap. Sonra sola dön. Burnunun doğrusuna. Anladın mı aslanım? Burnunun doğrusuna. Burnunun doğrusuna. Bir sadaka Allah rızası için. Allah rızası için bir sadaka. Bir sadaka Allah razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etti. Sırtımda ne ararsın be adam? Senin aradığını ararım aslanım. Burada işret ederler. Merak ettin galiba, gel. Ya senin belinde kılıç kama gibi bir nesne yok aslanım? Neye yarar ki? İçeride kavga çıkarsa ne edersin? Sen de var ya. İstanbul'da silahsız erkek taşrada eşeksiz imam olmaz derler. Peki sen kimle yuvan alırsın? Ben padişah gibi teptil gezerim. Ha? Onlar benden korktular gibi. Sakın benzetmiş olmasınlar. Kime? Ases başına. Seni benzetmiş olamazlar. Ases başını herhalde tanırlar. Olsa olsa beni... Yani seni mi benzettiler ki? Elbette. Buyur yiğitim. Yandım anam. İçinde ne vardı bu meretin? Aslan sütünü aslanlar içer. Sen niye ananın memesini bırakıp da bu merete sarıldın? Bir daha meyhanede ana sözü etme ha. Puthanede tanrı sözü edilmez. Ne dersek ne ola ki? Elbette kanınızda susamadınız. Her kuşun eti yemez. Durun yerinizde. Kim davranırsa bu maşrafa gibi ezilir. Dayılar, ulu ağalar, kerem edin. Bu delikanlının taşkınlığını hoş görün. Biz kan dökülmesini istemezüz. Bu aslanımızı da el sürdürmezüz. Onun kuşluk canını bağışlarız. Fakat bu kara olanı verin, fareleyelim. Günahtır ağa dayı. Burada bizden ne alıp vereceğim var ki söz atarsın? Sözü sen attın, elbette geri alacaksın. Aslan sütünden başka bir nesne içmem dedim. Bunda dokunan söz var mı? Beni! Ya içtiğim keçi sütü müydü? Hayır, rakıydı. Ağalara benden birer bakraç rakı getir. Gördünüz mü ağalar? İçtiğim elbette aslan sütüydü. Benim hoşnutluğum için, dilediğiniz kadar için. Yürü gidelim. Burası beni sarmadı. Elbette daha gönül açıcı bir yer bilirsin. Ben kavgamı bitirmeden bir yere gitmem. Suç bizde aslanım. Sizi ağzı süt kokan muhallebi çocukları sandık. Varın istediğiniz gibi eğlenin. Sende akçe var mı? Ne diyeceksin? Dayılara aslan sütü ısmarlayacaktık ya. Ağalar bu gece bizden. Üstü kalsın. Geceler hayırlı olsun sultanım. Gene mi sen? Kızmayın. Sizleri bu gece hakiki aşk alemine götüreceğim. Beye de siz önder olun sultanım. Buyurun sultanım. (Gülüyor)
Size ilk başta da söyledim devletliğim. Yılanın başını küçükken ezmek gerek. Bugün bizleri zor duruma düşürdüğü gibi sizi de saltanatınızdan uzaklaştırmayı diler. Bu gidişle yapar da. Yapamayacak. Hiç kimse benim elimden saltanatı alamayacak. Bugün Murat beni dinlemiyorsa yarın pişman olacak. O zaman kardeşlerinden biri tahta geçecek. Ama ille Nazlıcı'yı alacağım dersen yanlış yola gidersin. O zaman öküzleşirsin. Rüstemoğlu. Buyur devletliğim. Seni öküzleştirmek isteyen Nazlıcı dilerse beni vurur musun? Bir kadın isterse dünya güzeli olsun. Türkiye hiçbir zaman kalleşlik ettiremez. Bu sözünü unutma. Sen gam çekme devletliğim. Rüstemoğlu sağ kaldıkça Cihan padişahı rahat yatağında ölecektir. Haberler ne? Dün arzunuz üzerine bir yiğit bulduk. Fakat tahminime göre devletliğinin adamı. Sonra bu iş için ayırdığımız kız aşık oldu galiba Sipahioğlu'na. Ben devletin hayrı için oğlumu feda ederken siz bendelerinizi düşünün. Olmaz öyle şey. Madem ki padişahı devirip saltanatı diğer oğullarımdan biri alacak, o zaman ne istersem olacak. Emir devletli sultanımındır. Evvela Sipahioğlu ile konuşulsa bu işi yapabilir mi? Murat ona çok mu güvenir? Hem de nasıl sultanım, yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Yapacağın içki aleminde bunu Murat Han'ın içkisine koyacaksın. Sipahioğlu ne bahasına olursa olsun Murat aleyhine dönecek. Kız da bizden olmalı. Dördüncü Murat muhakkak ölmeli. Emir sultanımındır. Bak beyim. Aşık mı oldun yoksa? Koca İstanbul'da başka hatun kalmadı da el avuca sığmaz Nazlıca'yı mı buldun? Yanarsın çıra gibi vallahi. Ateşine su getiren bulunmaz. Keremette Mecnunlar, Keremler, Kamberler gibi yanma. Leyla'lar, Aslılar, Arzular, neuzübillah şeytanın torunlarıdırlar. Adamı kaynar kazana sokar da çıkarmazlar. Yanarım zaten Kamberoğlu. Nah buramdan. Sen yanacağına Nazlıcı'yı kaldıralım da o yansın. Görsün bakalım yanmak neymiş. Bir dağlı şehir kızını nasıl yakar? Nasıl kaldıralım? Erkeksin beyim. Dayanırsan o yanar. Zorla beyim, zorla. Zorla artık kaleler bile alınmıyor. Memiş, kaderim bu benim. Ne yapalım? Öyleyse böyle han köşelerinde çürüyelim öyle mi?
Selamün aleyküm, buyur. Tütün içmenin yasak olduğunu bilmez misin? Bilirim aslanım. Öyleyse ne alt etmeye verirsin? Yağmur atan duyarsa? Oho! Saray nere? Burası nere? Nereden duyacak Murat Han? Bak bakalım yüzüme, kime benziyorum? He? Adama! Benim adım Murat'tır. Murat'ı duyduk, bunun sultanı var mı? Elbette var. He? Murat, sultan, sultan Murat Han! Buyurun öyleyse yoksulun cenaze namazına. Beyim sizi taşrada beklerler. Kimmiş? Bir konak arabası, adını bağışlamadı. Konak arabası mı? Doldur bir çubuk bakalım, ne yapacaklar? Ne yaparsınız bre? Yasak olduğunu bilmez misiniz? Ya Murat Han duyarsa? Derya üzereyiz aslanım. Sultan Murat nereden duyar? Ne kavga edersiniz? Bir remil atalım, hemen öğreniriz. Bre ocağımı tamamen söndürmek dilersiz. Remilin de yasak olduğunu bilmez misiniz? Eyvah! Murat Han etrafımızda. Acaba kim ola? Yaptığım yasaktı. Şimdi kelleni vurmam gerek. Fakat zenaatin hoşuma gitti. Ama tesadüfen olabilir. Bir sınama daha. Hangi kapıdan girdiğimi bilirsen... kuşluk canını bağışlarım. Yoksa kellen vurula. Emir devletli sultanımın... yalnız kulunuzun bir dileği var. Nedir? Vereceğim yazılı kağıdı... girdiğiniz kapıda açasız. Metruk, yeni kapınıza hoş geldiniz. Yeni kapınız hayırlı olsun sultanım. Bundan sonra bu kapının adı Yeni Kapı ola. O falcının canı da bağışlana. Emir devletlimindir. Bak beyim, sana neler al. Allah Allah, nereye gitmiş bu yahu? Bu millet sizden yardım diler. Ben neyim ki yardım edem? Murat Han'ın bendesisiniz. Onu yok etmenizi dileriz. Yanlış kapı çaldınız. Sinirlenmeyiniz aslanım. Bu millet inim inim inlerken... siz verilen ödevden kaçın. Olmaz böyle şey. Ödevi bana kim verir ki ben kaçam? Bir ana var ki oğlunu vatan uğruna feda eder. İşte o ana seni vazife başına çağırır. Kimmiş bu ana, ismini bağışlar mısın? Sonra öğrenirsin. Sen de hayran kalırsın kendisine. Devletin idaresini kadınlar eline aldıktan sonra... her işe kadınlar karıştıktan sonra... hayır mı gelir bu işten? Tabii işler karışır. Ya kadınlar, bu memleketin anası değiller mi? Peki Murat Han'ın nesini beğenmezsiniz? Hüsrev Paşa gibi bir serdarın katline karar verdi. Bu yalandır. Hüsrev Paşa gibi bir serdarı öldürtmez. Yalan mı dersin? Öz muhafızı Mustafa Paşa'yı tokat üzerine ne diye gönderdi? Ben gider her şeyi kendim sorarım. İnanmam böyle uydurma haberlere. Bir yere gidemezsiniz. Bu kadar adamı benim için mi tuttunuz? Zahmet etmişsiniz doğrusu. Hem sana bir şey söyleyeyim mi güzelim? Bu kadar adam bana vız gelir. İsyan için tertibat alındı mı? Beli sultanım. Şimdi orta camiye gideceğim sultanım. Sultan Murat Han. Çıkarın!
bu isyanın sebebini bir daha anlatır mısınız? Şeyhülislam Hazretleri duymak isterler. Ona göre fetva vereceklerdir. Eskiden beylik bilek kuvvetiyle alınırdı. Halbuki şimdi ulüfe gibi dağıtılıyor. Üstef Paşa gibi bir serdar yok yere katledildi. Bugün onu öldüren yarın aynı şeyi bize yapar. Onun için istemez hük. Musa Çelebi gibi bir oğlancık yeni içeri ağası oldu. İstemez hük. Kullarım, kardeşler. Şimdi Şeyhülislam Hazretlerinden fetvayı alırız. Karındaşlarım, Şeyhülislam Hazretleri fetvayı vermiştir. Şimdiden kellu gulu başlasın. Yarın 4. Murat Han'ı taşla divanına isteriz. Hainleri istemezük. Memlekete hayırları olmayanları, yetim ağlı alanları istemezük. Hak ve millet yolunda çarpışanların Allah yardımcısı olsun. Amin. Amin. Eğer istediklerimize karşı gelirse 4. Murat Han'ı da istemezdik. Dördüncü Murat Han'ı da istemezdik. Öyleyse şimdiden kellü gulu başlasın. Nedir bu telaşa sebep aslanım? Niçin ayaktasın yatıp nazik vücudunu rahat ettirmezsin? Siz kadınsız, erkek işine karışmayın. Aslanım ne yapmak dilersin? Kullarına karşı durmak Osmanoğullarından kimsenin elinden gelmemiştir. Ben ceddim olan padişahlara benzemem valide. Zorbalığa boyun eğmem. Benim aslanımın gücünden, kuvvetinden kimsenin şüphesi yoktur. Ama onlar isyan ettiklerinde istediklerini alırlar. Nitekim ecdadımızdan beri bu böyle ola gelmiştir. Benden bir şey alamazlar valide. Ben adamı kırarım. Siz gam çekmeyin. Bergel Lala! Lala, gulu başlamış sebep ne ola? Hüsrev Paşa'nın katlini kabul etmezler. Baka Lala, onlar gibi konuşursunuz. Remil attın galiba. İstediklerini hemen bilirsiniz. Lala lafları geveleme açık konuş. Devleti sultanım. Musa kulunuzu bana teslim edin. Zarar gelsin istemem. Musa Çelebi'yi ellerine verip kul tayfasına yalvarmak ha? Bak Lala. Sen hiç öküz gördün mü? Benim sizden gayrı ne düşüncem olabilir? Benden gayrı mı? Ya Lala! Devlet ne ola? Sen benim sadrazamım mısın yoksa devletin mi? Benim sence ve zorbalarınca bilinmeyen bir müsahibim var. Herkes ona öküz der durur. Gelse de öküz nasıl olur seni görse? Padişahımız,
Biz senin ve Osmanlı tahtının sadrazamıyız. Bize böyle hakaret münasip midir? Demek ki öyle ha. Hakarete uğramayı istemezsin. Güzel. Peki ne diyor sözü alttan alıp da beni bir sürü baldırışıklığa rezil edersiniz? Esaver ile tüm taşla divanı var. Devletli padişahım, bu kul taifesine sakın kılıç kullanmayasınız. Ne isterseler ihsan edesiniz. Bundan önce de böyle ola gelmiştir. Beri gel lala. Gözlerime iyi bak. Beni tanımazsınız galiba. Sizin o dediklerinizi sizin gibi korkaklar, kara oyuncakları olan insanlar düşünür. Ben ceddim olan Fatih'in, Yavuz'un bu serseri taifesini nasıl dağıttığını bilenlerdenim. Sen yalnız sıkı dur lala, yıkılmayasın. İçin Hüsrev Paşa gibi bir serdarı katledip kendi devletini yâreledin. Biz de Musa Çelebi ile senin adamın olan defterdar Mustafa Paşa'yı isteriz. Fareleyelim! 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 Kimde yuvanılırsın? Cadı Osman. Aa, sen Musa Çelebi'yi, defterdar Mustafa Paşa'yı tanır mısın? Tanımasak da olur. Sen madem ki Hüsrev Paşa'yı öldürdün, biz de bendelerini isteriz, fareleyeceğiz. Vermezsek ne ola? Sonra ben padişahım, pazarlıktan hoşlanmam. Biz de seni padişah olarak kabul etmeyiz. Başkaca bir isteği olan var mı? Var devletliğim. Kimmiş o? Destur var mı Hacep Sultan'ın? Edebinle konuşacaksan eğer, buyur konuş. Her şeyi kendi yapan şu sert bakışın bizlere emniyet verdi. Fakat bu işlerin ileride bozulmayacağına teminatın ne ola? Kullarım, bunu böyle bilesiniz ki bu devletin düzenini bozan, rahatını kaçıran ve adaletten ayrılan her kişi karşısında beni bulacaktır. Ufacık bir hatayı affetmeyeceğim gibi sebep olanın başı vurulacaktır. Ailelere aman vermeyeceğim. Şimdi dağılın. Topkapı Sarayı'nın dış kapısında aradığınız hainin cesedini bulacaksınız. Ver o gel topal zorba başı! Devletlum, vallahi billah sizin sözünüzden zerre kadar çıktığım yoktur. Hatırlar mısın bir vakitler bana abdest al demiştin. Ben o gün bugün hala abdestliyim. Ya sen ne alemdesin? Padişahım, asiler canınıza kasteder de ahirete abdestsiz gidersiniz diye söylemiştim. Ya, demek sadece abdest almayı düşünürsünüz. Güzel. Bundan geri tamamen yalan ve iftiradır devletlum. Kulun kölen olayım, canıma kıyma, köpeğin olayım. Benim bundan geri o köpeklere ihtiyacım yoktur. Cellat! Bakıyorum artık bizleri dinlemez oldum. Anam olarak emrin başım üstüne. Fakat hiçbir zaman devlet işlerine sizi karıştırmam. Sizin yeriniz harem. Git hareme çekil ana. Karışma benim işime. Milletime namus sözüm var. Gel lan! Bu uğultu ne? Seni ilgilendirmez aslanım. Bir sürü asker tayfası isyan etmiş. İsyan mı? Hemen bu konaktan gitmem gerek. Nereye
Nereye gidersin yiğidim? Seni bu konaktan er kişi olarak bırakırlar mı dersin? Konaktan çıkmak için illa avrat mı olmak gerekir? Güzel. Buradan ancak kadın kıyafetiyle çıkabilirsin. Aşağıda Şahendi'nin elbiseleri var. Gel. Nereye gidersin güzelim? Ağır hastamız var, oraya gideriz. Ya sen şekerim? Dayan Rüstemoğlu, seviyorum. Ah! Padişahın gazabı ona! Kaçalım arkadaşlar! Sizi biri görmekteler. Kimmiş? Rüstemoğlu derlermiş. Tez gelsin o külhani buraya. Emir Devletlim'dir. Devletlim, rahatsız etmiyorum ya. Nerelerdesin bakalım Azrail Aleyhisselam? Bu kadar vefası olacağını hiç tahmin etmezdim. Size karşı alet olur muyum diye beni kaçırdılar. Kılık değiştirdik de kurtulabildik ellerinden. Devletlum. Hekimbaşı afyon yutmuş, anladım. Gelemiyor. Ne? Afyon mu yutmuş? Ders çağırın o melunu huzuruma! Efendi. Sen bana afyon gibi keyif verici şeylerin zararlı olduğunu söylemiştin değil mi? Beli sultanım. Ha. Ne gibi zararı vardır? Önce uyuşturucu bir keyif, sahte bir cennete gitmiş hissini verir ama sonra çok kuvvetli bir zehir olduğu için insanı işkence ve ızdırap içerisinde öldürür ve perişan eder sultanım. Senin tavsiyenle kullanılmasını yasak etmiştim değil mi? Beli sultanım. Ya sen padişah yasağı tutmamak nedir bilir misin? Bilirim sultanım. Ya. Peki ne demeye kalkar da afyon yutarsın? Haşa, haşa sultanım, iftira ederler. Çıkar ne varsa üstünde göreyim. Bu nedir? Devletlum, zehri alınmış afyon hülasasıdır. Bakıyorum bugün hepiniz beni aptal yerine koyarsınız. Madem ki zararsızdır, yut da görem. Devletlum. Zehir alınmış da olsa bu kadar zararlıdır, kıyma bana. Gel, şimdi de senden satranç oynayalım. Otur Rüstemoğlu. Dikkat et, hekim başı açık var, mat olursun. Çok gaddarsın devletliğim. Belki doğru söylersin hocam ama bir kere asayiş bozulmaya görsün.
En yakinin bile yalan söyler. Ne demişler? Yılanın başını küçükken ezmek gerek. Büyüyünce adam sokar, insan zehirler. Nerede kaldı yiğidim? Devletli bırakmadı galiba. Bir iş gelmesin başına. Bunu hiç düşünmemiştim. Gidip bir bakalım. Ama sen hiçbir yere ayrılma ha. Hı. Yukarıda. Yukarıda mı? Evet. Dikkatli olun. Gelene ne cevap vereceğini biliyorsun değil mi? Allah ömürler versin. Kalk artık hekimbaşı. Git şerret işte bir daha asi olma sultanına. İyi olmuşum neye yarar? Siz Devletlum'un itimadını kaybettikten sonra... Devletlum, siz Devletlum... Testi Rıza emanetinizi getirdi sultanım. Güzel. Bir müddet misafir edin iç odada, sonra konuşurum. Belki eğilmez ama kesilir. Daha da inat ederse cellada veririz. Anlat demin bana anlattıklarını. Aslanım, hatun beni çağırdı, ben giderim dedi. Söyler Üstemoğlu'na düşündüm taşındım onunla yapamayacağım. Rakıyı ibrikte, avradı şehirde görmüş biriyle yaşayamam dedi. Demek rakıyı ibrikte, avradı da şehirde görmüşüz. Yürü gidelim Kamberoğlu. Buralar bizim için değil. Avradı da kalleş buraların. Biz mis kokan, insanı hiçbir zaman yanıltmayan dağlarımıza dönelim. Sen hazırlığını yap. Benim vedalaşacak yerlerim var. Demek rakı ibrikte, avradı da şehirde görmüşüz ha. Bakar Üstemoğlu, benden böyle ayrılır gidersin. Sonun fena olur gibi gelir bana. Hey, ne baktın öyle aval aval çorbacı? Görmedin mi? Biz arslan sütü isteriz, boza değil. Hayatta yapamadığın zaman kahrından öleceğin şey nedir? Ordunun sefere kalktığı zaman sağ olur da içinde vatanım için çarpışmazsam... kahrımdan ölürüm. Allah beni hiçbir zaman seferden alıkoymasın. Bakıyorum çok efkarlısın Rüstemoğlu. Nem var? Kalleş bir cemiyette yaşarız. Avratlar da kalleş. Şu Nazlıca'dan mı bahsedersin? Veli devletlim. Hani öküz etmişti beni? Rakı sofrasında beyleşmek... ayılınca bozuşmak demektir. Madem ki gönül kodun, kaldır öyleyse. Zorbalık avrada yapılmaz sultanım. Kalleşlik de iyi de değil mi? Sen seçememişsin. Batakta mı bir Ademoğlu, bas tekmeyi daha içeri gütsün. Yürü. Benim önümde ağalık satma bir daha. Geçen sefer sen satmıştın ya. Şaşırdın galiba Rüstemoğlu.
Ama bunlar içki sofrasında karar verenlerden değil. Söz aramızda devletliğim. Kendimi cennette huriler arasında sanıp aptallaşmışım. Saray pehlivanı ile demir büker misin? Rüstemoğlu. Sahibiniz pek çetin ceviz. Arzu ederseniz yarın bir de cellat Karali ile güreşsin. Yarın cellat Karali ile güreşeceksin. Her kim ki yenile, kellesi vurula. Çok kalleş bu Ademoğlu. Eline geçirdiği makamı için babasını bile satıyor. Dönelim köyümüze. Memiş ne oldu sana ya? Git içine be! Bey! Bey! Kendini üzme devletliğim. Başka mı sahip bulursun? Telef etme kendini. Sen ne dersin be Evliya Çelebi? Etrafımda onun gibi mert bir adam göremem ki. Ben ne güneyim oğlum. Fakat ahım tutuyor. Herkes seni yüzüstü bırakıp gidiyor. Sana demiştim validem, çekil hareme. Benim devlet işlerime karışma. Anam olarak başım üstünde yerim var. Fakat devletimin, milletimin menfaati için seni de harcarım. Onun için kalbini kırmadan çekil git hareme. Ölünceye dek yalnız kal Emin. Beni yalnız bırakıp giden o külhaniye öyle bir ders vereceğim ki anasından doğduğuna pişman olacak. Bütün vezirler kubbe altına gelsinler. Ordunun başında ben de varım. Yalnız haber iletin. Ordunun içinde sakalı bıyığı çıkmamış, bıyığında tarak tutmayan kişi sefere katılmayacak. Katılmış olan her kim olursa acımadan boynu vurulacak. Hazır ol Rüstemoğlu. Yalnızlığı sen de çek. Beyim biri gelmiş şurada. Sizi görmek ister. Sen burada kal. Bırakma beni aslanım. Neden geldim? Sanki ne oldu? Oh, sensiz yaşayamıyorum. Kapımda hizmetin cariyem olan, kovma beni. Ben testi rızanın artığına kadınım demem. Neden kaçtın benden? O sefa hayatını bırakamadım değil mi? Elden ele gezmek, başka başka erkeklerin koynunda sabahlamak hoşuna gitti değil mi? Nereden geldiyse oraya git. Pisletme şu temiz havaları. Dinlemedin bile beni. Ben ve sen bir saltanat hırsına kurban gittik. Çok gördüler bize saadeti. Bari boynumda borç kalmasın.
Ali beni kurtardı. Dedi ki Rüstem oğluna söyleyin, borcumu ödedim ona. Demek bize saadeti taş kalpli bir cellat bahşeyledi. Beni borçlu etti. Rüstem oğlum. Allah Allah! Celilü Cebbar, Muinü Settar, Halikülleyle ve Nehar, La Yezal, Zülcelal, birdir Tanrı anın birliğine. Resul-i Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmet-i Mahmud-u Muhammed Mustafa! Ali evladı Resul-ü Müştaba imdad-ı ruhaniyetine, bil cümle alemi İslam'ın sıhhat-ü selametine, ordularımızın devamı muzafferiyetine, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına hu diyelim. Rüstemoğlu, orduyu Humayun Bağdat üzerine sefere çıktı. Bıyığında tarak tutmayan kişileri orduya almazlarmış. Kaçak girenlerin de boynu vurulacakmış. Gidelim Kanberoğlu. Serhat Bey, Tayyar Paşa'dan bir nane geldi. Demek orduyu Hümayun'un öncülüğünü bir genç yiğit yapıyormuş. Adı da Genç Osman'mış. Evet. Adı Genç Osman'mış. Evet Devletliğim. Bu gözünü budaktan esirgemeyen yiğit, kimseden emir almadan bu işi görür ve düşmanla kahramanca çarpışır. Askerin gözünde efsaneleşti adeta.
Bakal hala. Emirlerime karşı gelen kim olursa olsun boynu vurulacaktır. Hatta Rüstemoğlu bile olsa. Tezkeresini vurun getirin. Ferman devletli mundur. Neredeyse gelir. Yine genç Osman bize öncülük eder sultanım. Boynu vurulmadıkça bu sefer bitmeyecek. Devletlum, bir genç sizi görmek ister. Kimmiş? Genç Osman. Tez getirin yiğiti. Azrail aleyhisselam. Ases başı. Demek genç Osman dedikleri sensin Rüstemoğlu. Benim emirlerim yerine getirilmediği zaman gazabımın ne olduğunu bilenlerdensin genç Osman. Öyle değil mi? Evet devletliğim. Öyleyse günah benden gitti. Tez durun kellesini! Siz fermanınızda bıyığı tarak tutmaz insanlar orduya gelmez demiştiniz. Evet, öyle ferman ettim. Acaba benim bıyığım tarak tutmaz mı sultanım? Bıyığın yok ki tarak tutsun. Acaba? Al, tak da görelim. Külhani, kaybettim sanmıştım. Halbuki iki misli buldum. Senin arkadaşlığına ne kadar çok ihtiyacım varmış. Benim de devletliğim. Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan, meydanı şehadette Allah yoluna revan. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan. Adüvden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yazda. Uğurun açık olsun ey Serdar-ı Mücahit, Hüda kılıncını keskin etsin ömrünü gün gibi bedi. Bahri alemi hoşnut ettin, Hakk'a zay-i ekberin etsin mübarek ve sayı.
Bağdat'ın kapısı görünmez yastan. Her ana doğurmaz böyle bir aslan. Sağından vuruldun, soluna yaslan. Şehitlere serdar oldu genç Osman.